Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Biz biliyorsunuz şu ayeti okuyorduk. Vellezine yu'minune bima unzile ileyk. Bunu bitirdik. Şimdi ve ma unzile min kablike'ye geldik. Yani sana inzal edilen Kur'an'a da iman ederler. Senden öncekilere de indirilenlere iman ederler. Bu ikinci ayet cümle. وَبِلْ اٰخِرَةُمْ يُقِنُونَ Bu ayetin ikinci cümlesini okuyacağız bugün. İnşallah. Bu da önemli. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Yani ey şanlı peygamber, senden önceki peygamberlere indirilen mukaddes kitaplara da iman ederler. Müttakiler bunlar. اِعْلَمْ Bilmiş ol ki evvela. اَنَّ اَمْثَالَ هَذ۪ي التَّوْصِفَاتِ Bu tip cümlelerle vasıflandırmaların benzerleri tetadammanu teşvikan yani iman edin manasında teşvik manasını ihtiva eder. Anladın değil mi? Şimdi şöyle bir cümle yani. Bana göre büyük adam dünyayı gaye edinmeyen adamdır. Yani ne demek? Sen de öyle ol demek. Anlatabildim mi? Çünkü bu tavsif türü misaller teşviki ihtiva ediyor. Ayrıca yetadammanu ahkamen inşaiyeten. Biliyorsun hüküm iki kısım. Biri hükmü haberi. Mesela Zeyd geldi. Bu haberi bir hükümdür. Bir de hükmü inşai. Anlatabildim mi? Fadribuhunne. Onları dövünüz. Buna hükmü inşai diyoruz. Henüz daha olmamış. Hükmü haberi yalan veya doğru olması muhtemel olan habere diyor. Filan geldi. Doğru da olabilir, yalan da. Ama hükmü inşaide böyle bir şey yok. Geleceğe ait yönelik. Yani bu aynı zamanda hükmü inşaidir. Ne demek? Yani senden öncekilere, indirilenlere de iman edin. Zaten o manayı verecek. Mesela ke'aminu keda ve keda. Şöyle şöyle iman edin demektir. Ve la teferraku. Parçalanmayın. Veya tüferriku. Ayırmayın. İkisini. Yani hem Kur'an'a hem de geçmişte indirilenlere iman edin. Sümme sonra bu evvela önemli bir kaide. Fi hada nazmi ve ratti erba'a letaife. Letaife, evet. Yani bu nazmın yani dizilişinde, daha öncekine bağlanışında dört tane latife var. Bakalım nelermiş. Evvela ihtaha birincisi atful medluli aled delili. Yani burada delil Kur'an-ı Kerim. Anlatabildim? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Medlul ne? Eski indirilenlerin de hak kitap olduğu. Anlatabildim? Onlara delalet ediyor. Kur'an-ı Kerim onların delili. Öyle değil mi? Ha. Böylece bu ikinci cümle medlul. Öyle değil mi? Birinci cümle delil. Böylece delili, medlulü delile atfediyor. Yani çok münasebeti olan bir nokta. Yani şu mana. Ya eyyühennas, ey insanlar. İza amentum bil Kur'ani, Kur'an'a iman ettiyseniz. Fe aminu bil kütübis sâbikatü eydan. Geçmişteki kitap, mukaddes kitaplara da iman ediniz. İzil Kur'anu, çünkü Kur'an musaddikul leha. Onları tasdik ediyor. Ve şahidun aleyha, onlara şahitlik ediyor. Bir delili şu ayet sebebiyle. Musaddikan lima beyne yedeh. Kendisinden önce gelenleri tasdik eden bir Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i böyle anlatıyor Allah Teala. Ve saniyetü ikincisi, yani bu ayetin, bu cümlenin bir önceki cümleyle münasebet ve bağlılığını açıklayan nükteler bunlar. İkincisi, atfü delili alel medluli. Bu da ehli kitaba göre. Ey ehli kitap, size indirilene iman ettiyseniz bu delildir ki eğer okursanız size indirilenleri orada Kur'an'ın da doğru olduğuna dair ayetler var. Öyleyse diğer mukaddes kitaplar delil oluyor, Kur'an-ı Kerim medlul oluyor. Bu manayı alırsak bu ayet öyle değil mi? Delilin medlule tam tersi işaret.
Ey yani ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. İza amantum bil enbiya'is sabiqin vel kutubis salifati. Geçmiş peygamberlere ve geçmişteki mukaddes kitaplara iman ediyorsanız lazim aleykum en tu'minu bil Kur'an ve bi Muhammedin aleyhisselam. O zaman size Kur'an'a ve Muhammed aleyhisselama iman etmeniz gerekir. لِأَنَّهُمْ قَدْ بَشَّرُوا بِهِ Çünkü geçmiş mukaddes kitaplar bunu müjdelediler. وَلِأَنَّ مَدَارَ صِدْقِهِمْ وَنُزُولِهَا Hem de eski mukaddes kitapların doğruluğunun sebebi ve nüzulünün sebebi وَمَنَاتَ نُبُوَّتِهِمْ Onların peygamberliklerinin, eski peygamberlerin peygamberliklerinin illet ve gerekçesi يُوْجَدُ بِحَقِيكَتِهِ وَبِرُوحِهِ Bütün hakikati ve ruhiyle bulunuyor. Fil Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu Bediüzzaman'ın çok kullandığı bir delil. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'a peygamber dedirten ne varsa Hazreti Muhammed'de var. Hazreti İsa'ya peygamber dedirten hangi mucize varsa peygamberimizde de var. Aynı şey Kur'an içinde geçerli. Bi vechin ekmele en mükemmel şekliyle Kur'an'da da bulunuyor. Ve fi Muhammedin Aleyhisselatu Vesselam bil vechil afhari Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da da en açık bir şekilde bulunuyor. O zaman فَيَكُونُ الْقُرْآنُ كَلَامَ اللّٰهِ بِالْقِيَاسِ الْاَوْلَوِيِّ Evleviyet kıyasıyla Allah'ın kelamı olur. Ne demek? O ki bu şu sebepten dolayı Allah'ın kelamıdır. Kur'an'da da o sebep fazlasıyla var. Haydi, haydi buna kıyası evleviyet diyoruz. Ya şimdi ve Muhammedun Aleyhisselatu Vesselam Resuluhu bittariqil ula bittariqil evla evleviyet tarihiyle Muhammed Aleyhisselam da onun peygamberidir. Bu da ikinci nükte, latife daha doğrusu. Ve salisetü üçüncüsü, üçüncü latife yani ve ma unzile min kablik ayetinin bir önceki وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ ayetiyle bağına dair, nazmın dizilişine dair üçüncü latife, اَنَّ ف۪يهِ bu ayette işaretün işaret var. Şuna, اِلَا اَنَّ مَآلَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın netice itibariyle getirdiği şey, yani اَعْنِي الْاِسْلَامِيَّةَ النَّاشِيَةَ ف۪ي زَمَانِ السَّعَادَةِ Asr-ı saadette ortaya çıkan İslamiyet, yani Kur'an onu getirmiş. Keşeceretin tıpkı bir ağaca benziyor. Asluha sabitun fi amaqil madi. Temeli, kökleri mazinin derinliklerinde yerleşmiş. Çünkü diğer mukaddes kitaplar da aynısını söylüyor. Munteşiratul uruqi dalları havaya yayılmış yani geleceğe. Muteşerribetun an menabi hayatiha ve kuvvetiha. O geçmişteki dallardan munteşiratul uruk demek, bura çok önemli, kökleri aşağı doğru yayılmış. Kökler yayılıyor, dallar değil bu. Muteşerribetün, öyleyse öyle bir ağaçtır ki suyunu içiyor. An menâbi hayatiha ve kuvvetiha. O ki eskilere, derinlere değil mi? Kökleri derinlere dayanıyor. Ve kökleri her tarafa dağılmış. Aldığı onlardan hayatını ve kuvvetini içiyor. Yani geçmiş mukaddes kitaplarda. وَفَرْعُهَا فِي سَمَاءِ الْاِسْتِقْبَالِ نَاشِرَةٌ Ama dalları budakları da geleceğin semasında ne olur? Açılmış, yayılıyor. اَخْسَانُهَا مُثْمِرَةٌ Dalları budakları meyvelerle dolu. Nedir o meyveler? Şeriatın hükümleri. Ey ehazetil İslamiyetu, İslamiyet alıvermiş bir karneyil madi ve istikbal, geçmiş ve gelecek asırların hepsini içine alıvermiş. Mesele bitti. Oldu mu? Ve rabiatu, dördüncü latife, bu da çok önemli. Enne fihi, bunda, yani bu nazım ve bağlamada, işaretun, işareten mi, işaretün mü? Gözüm ayıramıyor. Yok, işareten olması lazım. İşareten, bir işaret var. Nereye? İlâ teşvîki ehlil kitâb alel imani. Yani ehli kitabın Kur'an'a iman etmesine bir teşvik var. Yani diyor, Kur'an-ı Kerim
sizin kitaplardakine aynen. Öyle değil mi? Sadece bazı mevsimlik hükümleri değiştiriyor. Ve te'nisihim, onlara yakınlık sağlıyor İslamiyet'e. Ve teshili aleyhim, onlara kolaylık sağlıyor. Yani siz Kur'an'a iman etmekle dininizi terk etmeyeceksiniz. Sadece belli şeyler değişmiş olacak. Temel noktalarda aynıyız diyecek diyor. Kennehu yakul, sanki Kur'an-ı Kerim diyor. La yeşukkanne aleykumud duhulu fi hadis silki. Bu müminler zincirine girmeniz, halkasına girmeniz size zor gelmesin. İz çünkü la tahrucuna an kışrikum bil merre. Birdenbire kabuğunuzdan çıkmıyorsunuz. Yani anladın değil mi? Bel innema tükemmilune mu'tekadatikum. İnançlarınızı tekmil ediyorsunuz. Zaman içinde tahrif edilmiş, bozulmuş, onları düzeltiyorsunuz. Ve tebnune, ve bina ediyorsunuz inançlarınızı. Ala ma huve muessesun ledeyküm. Sizin yanınızda yani oluşmuş, kurulmuş, kesinleşmiş olanlara bunları bina ediyorsunuz. Çünkü temel iman esaslarında aynı. İz işte burası. Neden böyle? Çünkü el-Kur'anu muaddilun ve mükemmilun fil usuli vel akaid. Kur'an-ı Kerim dinin temel esaslarında ve akaid konusunda şayet tahrif edilmiş noktalar varsa onları tadil ediyor, düzeltiyor. Ve eksik varsa onu tamamlıyor. Mesela Hristiyanlıkta ahirete iman çok eksik, çok mücmel. Onu tamamlamış İslamiyet Kur'an-ı Kerim. Ve cami'un, ayrıca içine alıyor. Kur'an-ı Kerim içine almış, derliyor. Li cemi'i mehasinil kütübis sabikati. Bütün geçmiş mukaddes kitapların güzellikleri hepsi Kur'an'da var. Ve usulü şerai'i selifeti. Ve geçmişteki gelen şeriatlerin, değil mi, erkanını Kur'an-ı Kerim kendinde topluyor. İlla ancak, peki İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim nerede tesis ediyor, yeni şeyler getiriyor? Ennehu Kur'an müessisun fit teferruat. Teferruat dediği furu. Furu dediği furu fıkıh. Yani evlenme, boşanma vesaire. Yoksa hem İslam'ın temel esaslarında, yani ne demek? Oruçta da, namazda da hepsi var geçmiş dinlerde. Öyle değil mi? Hacda da, zekatta da vesairede vesairede. İman esasları zaten aynı. Ama sizin şaşırdığınız ettiklerinizi tadil ediyor ve tekmil ediyor. Ama teferruat, teferruat dediği füruat demek bu. Tamam mı? Yani bizim Türkçe'de kullandığımız manada gereksiz şeyler manasında değil. Yani fıkıh hükümleri, ayrıntılı hükümlerde... Elleti tetehavvel, o hükümler ki değişebilir. Bi te'siri tegayyuri zamani vel mekan. Zaman ve mekanın değişmesiyle değişmesi muhtemel olan hukuki hükümler sadece müessis. Fekema, nasıl ki, misal veriyor. Nasıl değişecek? Niye değişsin? Tetehavvelul edviyetu vel elbisetu fil fusulil erbaati. Erbaati. Yani dört mevsimde elbiseler ve ilaçlar değiştiği gibi. Mesela Hazreti Adem şeriatında kız kardeşle evlenmek caiz. Ama sonradan haram kılınmış. Bu bunun gibi. Ve düz zaman bunu İçtihat Risalesi'nde mükemmel bir izahla izah ediyor. Ve tarzu terbiyeti ve talimi fi tabakati umri şahsi. Bir şahsın, tek bir şahsın ömür tabakaları içinde. Yani 2 yaşındayken terbiyesi farklı, talim ve terbiye tarzı farklı. 20 yaşındayken farklı. Bir insanda bile bu kadar değişiklik var. Kezalik, aynı şekilde taktadi el hikmetu vel maslahatu. Hikmet ve maslahat gerektiriyor ki, neyi gerektiriyor? Tebeddülel ehkamil fer'iyyeti fi meratibi umri nev'il beşer. Nasıl ki bir şahsın, anlatayım, ömür tabakaları içinde talim ve terbiye tarzı değişiyor, aynı şekilde insanoğlunun ömür mertebeleri olan asırlar içinde fer'i hükümlerin değişmesini hikmet ve maslahat gerektiriyor. Fekem min hükmin fer'iyyin, nice yani şer'i hükümler, fer'i hükümler var ki kâne maslahaten fî zaman, bir zamanda maslahattı. Mesela işte Adem Aleyhisselam zamanında ne gibi? Kız kardeşle evlenmek gibi. Ve devaen, nice ilaçlar var ki fi vakti tufuliyetin nev'i, yani bir insanın çocukken kullandığı nice ilaçlar var ki
La yapka maslahaten fi ahara. Bir başka zamanda maslahat olarak kalmayabilir. Ve devan inde şebabiyetin nev'i. Aynı nevi genç olduğu zaman, çocuk olduğu zaman ayrı, genç olduğu zaman öyle değil mi? O deva, o ilaç ayrı olur. Ve lihâde sır. Bu sebep, bu sırdan dolayı. Nesehel Kur'anu, Kur'an-ı Kerim neshetmiş. Hükmünü ortadan kaldırmış. Ba'del furu'i. Hristiyanlık ve Yahudilikteki bir kısım şer'i hükümlerin hükmünü kaldırmış. Mesela iç yağı Yahudilere haram. Bizde helal. Değiştirmiş. Hikmeten. Ey yani beyyene inkıda'e evkati tilkel furu'i o fer'i ve şer'i hükümlerin bir kısmının vakitlerinin bittiğini ve duhule vaktin ahara başka bir döneme girildiğini anlatmış Kur'an-ı Kerim. Ve fi biraz okuyalım mı ne diyorsun? Okuyalım biraz çünkü yarın bitireceğiz bu dersi. Ve fi min kablike senden önce indirilenlere letaifu burada da çok latifeler var. İ'lem bilmiş olasın ki ennehu ma min kelimetin fit tenzili ye'ba anha mekanuha. Aman ya Rabbi. Evlem yarda biha. Evkâne gayruha evlâ bihi. Allah Allah. Peyderpey beşeriyete indirilen Kur'an-ı Kerim'de bulunan hiçbir kelime yoktur ki yerinden memnun olmaz. Ya bugün işte zaman değiştik şu ifadeyi değiştirelim. Burada bir şey söyleyeceğim ondan sonra devam edeceğim. Söylemeden devam edersem 13. İslam Şurası'na katıldım Helsinki'de. Putin düzenliyor bütün İslam Şuralarını. Moskova Müftülüğü koordine ediyor. Farklı yerlerde yapılıyor. Ben de tebliğimi sundum. Beğenildi de elhamdülillah. Orada baktım ki papalığın temsilcisi olarak gelen bir profesör kadın tebliği sundu. Tebliğinden memnun olmadı. Sonra beyiymiş geldi dedi ki benim eşimdir dedi o kadın. Ama ben seni konuşmandan dolayı tebrik ediyorum. Senin gibi insanlar bize lazım dedi. Tıpkı Muhammed bin Selman gibi dedi. Dedim neden Muhammed bin Selman? Dedi ki Muhammed bin Selman çok zeki bir adam. Biz dedi yeni olmuştu yani 5-6 ay olmamıştı bu yetkilerle donatılma zamanına. Biz dedi kendisini ziyaret ettik. Tam bunu anlatıyor Bediüzzaman. Muhammed bin Selman denen köpeği haber veriyor. Dedi ki biliyorsun İngilizce tercümesi var. Milyonlarca nüsha dünyaya dağıtıyorlar. Kur'an-ı Kerim bazen Hristiyan ve Yahudilere karşılık da kafir tabirini kullanmış. Kafir demek non-believer demek. Yani inanmayan manasında. Biz dedik ki dedi Kur'an'daki bu ifadeler bizi rahatsız ediyor. Kıymetli işte kendilerine göre ekselansları. Mümkünse bunları non-Müslim olarak çevirseniz. Yani gayrimüslim. Anlatabildim mi? Ve yaptı diyor bunu. Bütün non-believer'ları, un-believer'ları ortadan kaldırdı. Yeni mealleri dedi, non-Müslim olarak onlara tercüme etti dedi. Tercümesinde de olsa peyderpey insanlığa indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir kelimeyi oynatmak ahlaksızlıktır, haysiyetsizliktir. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor ve diyor zaman. Hey Müslümanlar iyi dinleyin. Mealde de öyle. Yaşar Nuri de benzerini yapmıştı alçak. İ'lem bilmiş ol ki ennehu mâ min kelimetin fit tenzili ye'bâ anha mekânuha. Kur'an-ı Kerim'de tenzil denilen Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelime yoktur ki yerinden memnun olmasın. Evlem yarda biha, yerinden razı olmasın. Evkâne gayruha evlâ bihi, veya başka bir kelime ondan daha iyi olmasın. Belki mâ min kelimetin minet tenzili, peyderpey beşeriyete indirilen Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelime yoktur ki illa vahiye o kelime kedürrin murassain. Yaldızlı bir inci gibidir. Marsusin yani kurşunla birbirine bağlanmış gibi sağlamdır. Mutemasikin bir revabıtıl münasebat. Bütün o bulunduğu ayetteki diğer kelimelerle
Kur'an'daki diğer bütün ayetlerle, cümlelerle münasebetlerine ve bağlarına sımsıkı yapışmaktadır. فَاِنْ شِيْتَ مِثَالًا Eğer misal istiyorsan, تَأَمَّلْ فِي مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ kelimesini düşün, burada düşün. كَيْفَ تَرَى Allah Allah, nasıl göreceksin? اَلَّتَائِفَ الْمُتَتَائِرَةَ مِنْ جَوَانِبِ هَذِي الْآيَةِ Bu ayetin değişik yönlerinden uçuşan latifeler, tavaddaat yerleşmiş, عَلَى هَذِي الْكَلِمَةِ الْفَذَّةِ zirvede güzelliği olan bu kelime üzerine yerleşmiş. Yani zirve bir kelime bu min kabliket, buraya oturmakla. Anladın değil mi? Şimdi bunu açıklayacak. Bu açıklamayı yarına bırakalım. Tamam. Yani biraz şey yaptık, yarın tamamlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafiha.